Selamun aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde de Allahu Teala'nın has kulu, veli kulu Aziz Mahmud Hüdayi'nin hazretlerinin hayatına devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, keramet görmek isteyen Valide Sultan. Sultan 1. Ahmet Han hocası Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini çok sever, ona karşı hürmet ve ikramda kusur etmezdi. Bir gün hocası Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ile sarayda sohbet ediyordu. Bir ara abdest tazelemek isteyen Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri için ibrik ve leğen getirdiler. Padişah hocasına hürmeten ibriği eline aldı ve abdest suyunu kendisi döktü. Sultan Ahmet Han'ın annesi de kafes arkasında havluyu hazırlamıştı. Valide Sultan kalbinden Aziz Mahmud Hüdayi'nin bir kerametini görseydim diye geçirmişti. Bunun üzerine Mahmud Hüdayi Valide Sultan'ın gönlünden geçenlere bakıp olarak hayret, bazıları bizden keramet arzu ederler. Halife-i Ruhi zeminin elimize su dökmesi ve muhterem validelerinin havlu hazırlamasından daha büyük keramet mi olur buyurdu. Hüdayi bir ankadır. Sultan 1. Ahmet Han bir gün Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine bir hediye göndermiş. O da bunu kabul etmeyerek iade etmişti. Padişah bu sefer aynı hediyeyi Şeyh Abdülmecid Sivasi Hazretlerine gönderdi. O bu hediyeleri kabul etti. Padişah bunun üzerine bu hediyeyi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine gönderdiğim halde kabul buyurmadılar dedi. Şeyh Abdülmecid Siyasi Hazretleri de padişahım Hüdayi bir ankadır ki laşeyi tenezzül etmez cevabını verdi. Sultan Ahmet Han birkaç gün sonra da Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin sohbetine gidince geri gönderdiğiniz hediyeyi Abdülmecid Sivasi Efendi kabul etti dedi. Bu söz üzerine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de sultanın Şeyh Abdülmecid bir deryadır. Ona bir katre necaset düşmekle pislenmez olmaz diyerek zarifane bir cevap verdi. Bir vasiyeti, ey oğul, bir mecliste bulunduğun zaman az konuş. Sana sorulmayan şeye cevap verme. Bir şeyi sorulursa cevabını bilmiyorsan bilmiyorum de. Bilmediğine bilmem demek ilmin yarısıdır. Eğer cevabını biliyorsan kısa cevap ver. Sözü uzatma. Mecliste bulunanlara imtihan için bir şey sorma. Onlarla münazara ve münakaşa etme. Kendini beğenerek en başa yukarıya oturma. Edebe çok riayet eyle. Edepsizlik her zaman ve her yerde yasak ve ayıptır. Her yerin kendine mahsus bir edebi vardır. Arkadaşlarına cömertlik et ve iyi muamelede bulun. Dünya sevgisini gönülden çıkar. Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak yolunda senin önüne ve yoluna bir şey mani olursa onu terk eyle. Ey oğul, dünya ve onun nimeti hayaldir. Gök kubbesi altında hiçbir şey aynı hal üzere kalmaz. Hep değişir. Onun için dünya malına, makamına ve dünya hayatına güvenme. Biz bu dünyada misafiriz, yolcuyuz. Sonunda ayrılıp gideceğiz. Sıkıntın varsa üzülme. Bir an sonra ne olacağımız belli değildir. Allahu Teala istediğin dünyalığı gönderdi. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri kendisine gelen hediye ve dergahından elde ettiği gelirleri hep fakirlere ve talebelere dağıtırdı. Bu sebeple kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği olurdu. Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin hanımı hamile olup doğumu yaklaşmıştı. Fakir oldukları için doğacak çocuğun ihtiyaçlarını alamamışlardı. Çünkü Hüdayi Hazretleri kapısına gelen, kendisine el açan fakir
ve ihtiyar sahiplerine hiç düşünmeden nesi olsa verirdi. Bu sebeple çoğu kez evde yakacak mum bile bulamazlardı. Bu sebeple hanımı kendisine, efendisine zaman zaman Bursa kadılığını bıraktın, medrese hocalığını terk ettin. Elindeki malını, mülkünü ona buna vererek harcadın. Dünyaya gelecek yavruya saracak bir bez parçası bile yok diye yakınırdı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin hanımı yine yakındığı bir sırada kapı çalındı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri kapıya doğru giderken hanımına da "Hatun, Allah-u Teala istediğin dünyalığı gönderdi." buyurdu. Kapıyı açtığında Sultan 1. Ahmet Han'ın hediyelerini ve bir kese içinde gönderdiği 1000 altını alarak hanımına teslim etti. Ertesi günde padişah kendisi gelerek elini öptü ve duasını almakla şereflendi. Önce nefsi terbiye etmek icabedir. Kimya ilmini öğrenmeye merak eden bir kimse, Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin bu ilimdeki maharetini, bilgisini öğrenmişti. Bir gün huzuruna çıkarak kimya ilmini öğrenmek istediğini arz etti. O anda Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri dergahının bahçesinde bir asma ağacının altında istirahat ediyordu. Hiç kimseyi reddetmek adeti olmadığı için talebenin bu arzusunu kırmadı. Talebe bu hususta bir marifet göstermesi için ısrar edince Mahmud Hüdayi Hazretleri asma ağacından bir yaprak kopardı. Yaprağın üzerine bazı dualar okuduktan sonra talebenin hayret dolu bakışları arasında yaprağın altın olduğu görüldü. Talebe fazla ısrar edince bu hali 3 defa tekrar etti. Talebenin maksadı tekrarlar esnasında duayı öğrenmekti. Öğrendiğine kanaat getirince "Bu iş çok basitmiş, ben de yapabilirim." diyerek asmadan bir yaprak aldı ve üzerine öğrendiklerini okudu. Fakat bir türlü altın olmadı. Sonra "Efendim, ben de sizin okuduklarınızın aynısını okuduğum halde yaprak altın olmadı. Sebebi nedir acaba?" diye sordu. Aziz Mahmud Hüdayi de "Evladım, kimyayı öğrenebilmek için önce nefsi terbiye etmek icap eder. Nefsi kimya etmeden bu hallere, bu marifete kavuşulamaz." buyurdu. Hüdayi yolu. Sultan 1. Ahmet Han büyük bir cami yaptırmak istiyordu. Kararını verdi ve bugünkü Sultan Ahmet Camii yerini tespit ettirdi. Temel atma merasimi için hocası Aziz Mahmud Hüdayi ve diğer alimleri davet etti. Kurbanlar kesildi. Temel atmak için ilk kazmayı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri vurdu. Padişah yoruluncaya kadar temel kazdı. Caminin temeli başladıktan seneler sonra bitti ve açılışını yapmak ve cuma hutbesini okumak üzere Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi davet edildi. Ancak o gün bardaktan boşanırcasına yağmur başladı. Sonra fırtına ile beraber denizde dalgalar büyüdü, yükseldi ve şiddetlendi. Bu şartlar altında Üsküdar'dan Sarayburnu'na geçmek imkansızlaşmıştı. Ne var ki Şeyh Hazretleri hünkâra söz vermişti. Üsküdar iskelesine geldi ve bir kayık kiraladı. O binince talebeleri de bindiler. Böylece Şeyh Hazretleri yanında birkaç talebesiyle birlikte Sarayburnu'na doğru açıldı. Allah-u Teala'nın izniyle Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin himmeti, bereketiyle kayığın ön, arka ve yanlarından bir kayık mesafesinde deniz süt liman oluyor, dalgalar kayığa hiç tesir etmiyordu. Bu şekilde herkes korkudan denize çıkamazken Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri kayığıyla selametle karşıya geçti. Bu tarihten sonra Üsküdar ve Sarayburnu arasındaki bu yola Hüdayi yolu dendi ki fırtınadan uzak, selametle gidilen bir deniz yolu olduğu kabul edilir. Bu sırada Ahmet Han da Fefkan-ı Kasri Hümayun'unda telaş ve üzüntü içerisinde Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini bekliyordu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri tam köşkün yanına gelince müthiş bir gürültü oldu. Kulakları sağır edecek bir biçimde patlayan gürültünün ardından düşen yıldırım Kasri Hümayun'un bir yanını çökertti. Bütün bu olanlara
Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri telaşlanmadı. Kimsenin de telaşlanmasına fırsat vermedi. Hemen Kasr-ı Hümeyn'in çöken tarafına asasını dayayıp binanın yıkılmasına mani oldu. Sonra padişah ve yanındakiler köşkten indiler. Dayanak direkleri getirilmiş ve çöken yana konulmuştu. Gerekli tedbirlerin alındığını gören Hüdayi Hazretleri bastonunu dayadığı yerden çekti. O anda küçük bir bastonunun çektiği yükü direkler dayanamayıp çatır çatır kırıldı ve bina çöktü. Artık yağan yağmur ve kopan fırtına kimseyi durduramadı. Büyük bir alayla Sultanahmet Camii'ne gelindi. Sonra cami büyük mürşidin eli ve duası ile ibadete açıldı. Sultanlar rikabında yürüsün. Bir gün Sultan Ahmet Han mürşidini ziyaret için Üsküdar'a gitmişti. Çarşıdan geçerken Hüdayi Hazretlerinin alışveriş ettiğini gördü. Genç hünkâr bu esnada attaydı. Dehran atından indi, hocasının elini öptü ve atına binmesi için rica etti. Bir müddet Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri at sırtında önde ve padişah da yaya olarak ardınca yürüdüler. Kısa bir süre sonra Mahmud Hüdayi Hazretleri dünyayı titreten koca bir padişahın arkasından yaya yürümesine razı olmadı ve "Sultanım, sırf hocam Muhammed Üftadi Hazretlerinin duası ve emri yerinde gelsin diye bindim. Çünkü o padişahlar rikabında yürüsün" diye dua etmişti. Attan indi ve tekrar Sultan 1. Ahmet Han'ı bindirdi. Bir ilahisi. Kula layık olan ibadet imiş. Hikmeti hak acep saadet imiş. Haleti aşk özge halet imiş. Cümleye asıl olan inayet imiş. Enbiyanın şefaati ne güzel. Kamilin hüsnü himmeti ne güzel. Kula hakkın inayeti ne güzel. Cümlenin başı bir inayet imiş. Hak yolunda çalış kusur etme. Nefs için kalbi bir huzur etme. Sakına maline gurur etme. Cümleye asıl olan inayet imiş. Zikrü tevhid eğer karinin ola. Umulur ki hüda mu'nin ola. Bu kelama beyim yakının ola. Cümleye asla olan inayet imiş. Tehi hayretle kalma ey gafil. Lüzü şeb şayet olma vasıl. Can ile dinle bu sözü hak bil. Cümleye asıl olan inayet imiş. İşte hakkaşı nakşa aldanma. Kuru suretle iş biter sanma. Cehli ile narı gaflete yanma. Cümleye asıl olan inayet imiş. Hem deme olsa talibin tevhid. Olu sardır iki cihanda sait. İşidirsen eğer kelamı müfid. Cümlenin başı bir inayet imiş. Olacak salike inayeti hak, tiz olurmuş o vasılı mutlak, marifet mektebinde oku sebak, cümleye asıl olan inayet imiş. Bunu gör ey Hüdayi Mevla'yı, geç sivadan ku gayri sevdayı, dinle izan edin bu manayı, cümlenin başı bir inayet imiş. Bizlere bir vaadiniz ve müjdeniz yok mudur? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir gün Sultan 1. Ahmet Han'ı ziyarete gitmişti. Padişah, efendim Seyyid Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin kıyamet günü talebelerine ve pek çok günahkar mümine şefaat edeceği hakkında rivayetler var. Bu rivayetlerin doğruluğu hakkında ne buyurursunuz diye sual eyledi. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir müddet cevap vermedi. Kısa bir an mürakabe halinde kaldıktan sonra bu söz doğrudur buyurdu. Sonra padişah, efendim acaba zat-ı alinizin bizlere bir vaadiniz ve müjdeniz yok mudur diye sorunca Mahmud Hüdayi Hazretleri ellerini kaldırarak ya Rabbi kıyamete kadar bizim yolumuza giren, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize talebe olanlar denizde boğulmasınlar.
ömürlerinin sonlarında fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtararak gitsinler ve öleceklerini bilip haber versinler diye dua eyledi. Sultan 1. Ahmet Han'ın Han'da öleceğini bilip haber verdi. Padişah 1617 senesinde hastalandı. Sırtında bir yara çıkmıştı. Mabeyinci Mustafa Sultan'ın vefatından bir gün önce huzurundayken Sultan Ahmet Han'ın odada göremediği kimselere 4 defa ve aleyküm selam dediğini işitti. Mabeyinci Mustafa Efendi bu halin sebebini sorduğunda Sultan Ahmet Han şu anda yanıma Hazreti Ebu Bekir'i Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali geldiler bana. Sen dünya ve ahiretin sultanlığını kendinde toplamışsın. Yarın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında olacaksın buyurdular, cevabını verdi. Bu sözün ardından ertesi gün vefat etti. Cenazesinin yıkanması için hocası Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri davet edildi. Ancak o sultanımı çok severdim. Şimdi dayanamam, ihtiyarlığım sebebiyle beni mazur görün buyurdu ve talebelerinden Şaban dedeyi gönderip yıkamasını emretti. Dünyaya meyletti dediler. Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri oğullarından birisinin sünneti için yaptırdığı merasim dolayısıyla dünyaya meyletti denilmesi üzerine şu şiiri söylemişti. Alan sensin, veren sensin, kılan sen, ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hakikat üzere anlayıp bilen sen, ne verdinse odur, dahi nemiz var. Tutan el ve ayak senden geliptir, gören gözle kulak senden geliptir, efendi dil dudak senden geliptir, ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hüdaya biz bu zatı kande bulduk, ya efalu sıfatı kande bulduk, fenayı ya sebatı kande bulduk, ne verdinse odur, dahi nemiz var. Bizim ahvalimiz ey hayyu kayyum, Cenab-ı Pakine hep cümle malum, buyurdun oldu illa kaldı malum, madum, ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hüdayi sen eriştir murada, senindir çünkü hükmü arzu semada, efendi dahli yok gayrın arada, ne verdinse odur, dahi nemiz var. Veba salgını ve hasır püş dede. Aziz Mahmud Hüdayi zamanında İstanbul'da veba salgını olmuştu. Öyle ki her gün çok sayıda insan vebadan ölüyordu. Her evi üzüntüye boğan bu afet karşısında halk toplanıp Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine başvurdular. Dua edip salgından kurtulabilmeleri için talepte bulundular. Fakat Mahmud Hüdayi Hazretleri bu gibi hususlara karışmak bize uygun değildir. Bu buyurduysa da halk dua etmesi için ısrar ettiler. Onların bu ısrarına dayanamayan Aziz Mahmud Hazretleri Karaca Ahmet mezarlığına gidiniz. Bir servi ağacının altında sadece hasırı bulunan yaşlı bir kimse oturur. İsmine Haşır Puş Dede derler. Onu bulunuz ve derdinizi anlatınız. Şayet red ederse bizim gönderdiğimizi söyleyiniz dedi. Herkes sevinç içinde Karaca Ahmet mezarlığına gitti. Haşır Puş Dede'yi bulup durumu anlattılar. Haşır Puş Dede önce kabul etmedi. Mahmud Hüdayi Hazretlerinin gönderdiğini öğrenince derhal ayağa kalkarak ellerini açtı ve dua etti. Gelenlere dönerek bugün bir kimsenin daha cenaze namazı kılınsın da sonra veba salgını dursun dedi. O günden sonra veba salgınından ölen olmadı. Altın veliye de deliye de lazımdır. Altın veliye de deliye de lazımdır. İstanbul'da zengin bir kimse Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin büyüklüğünü görmek, anlamak için huzuruna gittik. Hiç kimseye göstermeden Aziz Mahmud Hüdayi'nin seccadesinin yanında elindeki altın dolu keseyi bıraktı. Ayrılmak için izin isteyince Mahmud Hüdayi Hazretleri bırakmış olduğunuz altınlar ile
hem dünya hem de ahiret mamur edilebilir. Altın veliye de, deliye de lazımdır. Onun için bu altınları hayır yoluna sarf etmek üzere kabulünde bir mahzur görmüyor, reddetmeyi uygun bulmuyorum deyince o zengin, efendim, kalbimde gizlediğim şeyleri aynen ifade ettiniz dedi ve Hazreti Mahmud Hüdayi Hazretlerine muhabbeti ve hürmeti artmış bir şekilde huzurdan ayrıldı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden yalan dünya değil misin? Kim umar senden vefayı, yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı alan dünya değil misin? Yürü, hey vefasız yürü, sensin hot bir köhne karı, nicen yüz bin erden geri kalan dünya değil misin? Kimisini nalan edip, kimisini giryan edip, ahiri kar üryan edip, soyan dünya değil misin? Kast edip halkın özüne, toprak doldurup gözüne, ehli gavletin yüzüne, gülen dünya değil misin? Eğer şahu er benden, her kişiyi salan bende, kimse mekan tutmaz sende, viran dünya değil misin? Sihir ile donatıp kendin meydana salan semendin, aleme mihnet kemendin, salan dünya değil misin? İşin gücün daim yalan, çok kişiden artan kalan, nice kere boşalarak dalan dünya değil misin? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin vefatı. Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 1628 Hicri 1038 senesinde vefat etti. Vefatından önce talebeleriyle ve tanıdıklarıyla helalaştı ve vasiyetini yaptı. Son nefeste kelime şehadet getirerek ruhunu teslim etti. Türbesi Üsküdar'daki dergahında olup sevenleri ve bağlıları onu ziyaret etmekte feyz ve bereketlerinden istifade etmektedirler. Hayattayken erkek evladının hepsi vefat etmiş bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin nesli kızları vasıtasıyla devam etmiştir. 1598-1007 ile Üsküdar'daki çiftliğinde cami dergah yaptırdı. Kabri İstanbul Üsküdar'da kendi dergahı yanındaki türbesindedir. Bu dergah halen devam etmekte olup bugün de ziyaret edilmektedir. Evet arkadaşlar, böylece Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin hayatını 3 bölümde bitirmiş oldum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, bana abonelik eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.